sevdiğimi bir diğerine tercih etmedim. Yaşamak istiyorsan ikisini de bırakacaksın. İkimiz de kadere hükmetmek isteyen adamlarız. Kaderi seyredelim bakalım. Bize ne diyecek? Adamlarına söyle müdahale etsinler. Sen beni öldürmek isterken sana bu iyiliği neden yapayım ki? Yaşamak için. Sen nasıl bir insansın? Hiçbir şey olmamış gibi bir de evime girip çıktın. Ben senin babanı öldürmek istemedim. Bana ateş etti, ben de ona ateş ettim. Babam kendini senden korumak için ateş etti. Babam bizden kaçıp emrinde çalıştığı adamlarla gitmek için ateş etti. Bıraksaydın kaçsaydı. Kaçmasın diye öldürmem mi gerekiyordu? Ben yapmam gerekeni yaptım. Sen de yapman gerekeni yap. Bu iş bitsin gitsin. Benim de elimde silah var. Ben de abine ihanet ettim. Elinde silah olsa beni de mi öldüreceksin? Ara ve durdur diyorum sana. İhtiyarların başkanını istiyorum senden. Sen benim dediğimi yap, ben de senin istediğini yapayım. Kafasında silah olan sensin. Pazarlık yapmıyorum. Elinde silah olan senin karın. Karşısında olan da senin arkadaşın. Ben yine de pazarlık yapıyorum. Bence bu iyi anlaşma. Anlaşma falan yok. Anlaşma yoksa karını da arkadaşını da unut. İhtiyarların başını da nasılsa ele geçireceğim. Siz nasıl Polat Alemdar'a yardım edersiniz? Niye etmeyecekmişim? Adam gelmiş, ne yapmış? Konferansı dinleyip gitmiş. Bir yere falan gittiği yok. Aron Feller'i asansörde kıstırmış. Ne? Ben oteli terk ettiğini biliyorum. Ünsal, çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Hemen müdahale edelim. Asansör adamlarının elinde. Asansöre biz giremiyorsak girecek bir şey buluruz. Dur. Efendim, adam hareket ediyor. Emirlerinizi bekliyoruz. Sana silah doğrultacak değilim. Ya tetiği çek ya silahı indir. Soyadını taşıdığın adamı yeterince üzdük. Ben üzmedim. Ben de babana ihanet etmesini söylemedim. Yenge takip ediliyoruz. Silahı indirmeden arabaya bin. Sanki başka bir yere beni götürüyormuşsun gibi. Bugüne kadar beni kandırdın, yetmedi değil mi? Bir saattir namlunun ucunda duruyorum. Şimdi mi kandıracağım seni? Seni oyuna getirdiler. Kim getirdiyse de burada. Benden sonra seni de öldürecek. Göreceğiz. Yenge, elimi belime atıp silahımı çıkaracağım. Sana bir şey yapacağımı düşünme. İkimiz de dürbünün ucundayız. Çek elini belinden. Çek diyorum. Yenge, sakin. Çabuk çabuk yürü, 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 in arabaya, yürü. Çabuk yürü, git, gir içeri.
Eşin seçimini yaptı. Sıra sende. Arkadaşını yaşatabilirim. Tabii ki eşini de. Ya bana ihtiyarların başını getirirsin, ya da... Ne yapacağız ortak? Sıkacak mıyız? Gelenin kim olduğuna bağlı ortak. Kapıyı açın. Açın dedim. Amcanın oğlu gelecek değil ya. Açın kapıyı. O zaman sık. Ne diyeyim ortak? Bırakın silahları. Dayı oğlu gelmiş. Mecbur bırakacağız ortak. Çıkın dışarı. Arayın şunları. Gelmeyecek. Çabuk çabuk şuraya. Doktor tak şunu. Polat. Polat iyi misin? Polat. Polat. Gazı siz mi attınız? Türkler müdahale etti efendim. Nasıl müdahale etmelerine izin verirsiniz? Efendim, Polat Alemdar sizi öldürecekti. Polat sizin gibi gerizekalı mı? Abdülay neresinden vuruldu usta? Gördüğüm kadarıyla omzumdan. Bir şey olmamıştır usta. Gerçi bu sefer de işkenceyi alacaklar. İşkenceyi alıp ne soracaklar ortak? Bilmedikleri bir şey mi var? Başkanın yerini soracaklardır. Abdülay biliyor mu? Biliyor. O zaman yerini değiştirmek lazım. Siz Memati ile Ünsal'ın yanına gidin. Feler'in yerini öğrenmeye çalışın. Usta, Ünsal bilir mi ki? Bilmiyorsa da arasın. Hadi sen ortak. Ortak sen git.
Benim devlet dairesinde ne işim var? Ben burada dükkanı beklerim. Ben nereye? Sen oraya ortak. Hadi kalk. Sen çık. Ben bir lavaboya uğrayıp geleyim. Ortak, bu numaraları biz çok yaptık, yemezler. Yürü dedim. Memati, karı koca olmadık, ortak olduk. Tamam işte. Kârda da zararda da. Hadi gülüm. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ne yapıyorsunuz? Kurşunu çıkarıyoruz. Ya bırakın olsun. Bu adam artık işimize yaramaz. Bize verilen talimat böyle değil. Kim verdi size bu talimat? Ne işin var burada senin? Efendim, saçma sapan iş yapıyorlar. Bu adam hayatı kurtarılmaya değecek bir adam değil. Kimin hayatta kalıp kimin öleceğine ben karar veririm yakışıklı.
Abdüley'in söyleyeceklerine ihtiyacım var. Asu'yu çağırın bana. Hemen efendim. Bir sıkıntı yok inşallah efendim. Sıkıntısız bir işimiz var mı Tuncay Bey? Asu Hanım mı canınızı sıktı? Yok. Ebru Hanım müjdeyi size verdi mi? Verdi. O zaman herkese söyleyebiliriz artık. Bütün dünya bu mutlu haberi duymalı. Tuncay Bey, yalnız görüşmek istiyorum. Tabii ki efendim. Müjdeler olsun Hüsnü Bey kardeşim. Polat Alemdar baba oluyor. Kurumsal anlamda mı, şahsi anlamda mı? Ya boş boş konuşup sinirlerimi bozmayın efendim. Evlat babası oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yuva mevsimi açılmıştır. Darısı sizinle benim başıma. Sadece Abdüley ve ben biliyorum başkanın yerini. Gidelim. Siz kendi aracınızla çıkın. Ben sizi takip edeceğim. Nasıl isterseniz efendim. Ne oluyor Hüsnü? Endam Hanım'ın Anadolu'ya gidişini iptal edişinden beri aldığım en iyi haber bu. Tebrik ederim efendim. İyi haber maber yok kardeşim. Her şeyi her yerde bilip bilmeden konuşmayın. Buyurun beyler. Polat Alemdar'ın sizden bir ricası var. Nedir? Abdüley ile eşinin yerinin tespit edilmesi. Abdüley ile Ebru Hanım'a ne oldu ki? Amerikalı ajan yok mu? Bizim asansörcü Lawrence. Feller. Yengeyle Abdüley'i kaçırdı. Ne zaman? Asansördeyken. Bu o zaman niye bize söylenmedi? Herkesin silah üstündeyken oturup açıklama mı yapacaktık? Aaron Feller'in elinde olduğundan emin misiniz? Eminiz. Abdüley'le yengeye ulaşamıyorsak Aaron Feller'e ulaşalım. O nasılsa bizi istediğimiz yere götürecektir. Feller'i her takibi almaya çalıştığımızda enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz. Adam 81 ilde farklı noktalarda çıkıyor her telefon görüşmesinde. Arabası, evi yok mu takip edilecek? Ne zaman fiziki takibe geçsek takipten vazgeçilmesi talimatı geliyor. Nereden geliyor bu talimat? Adamlar bizim takip eden araçlarımızı, İçlerindeki personelin isimlerini tek tek sayıp vazgeçmememiz halinde sonuçlarına katlanırsınız tehdidinde bulunuyorlar. Tamam. Siz takip etmeyin, biz edelim. Nasılsa bizim arabamızı da biliyorlar, adımızı da biliyorlar. Bekleyin. Başkan gizli odada. Hmm.
Yerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bir sorun mu var? Birçok sorun var. Çıkalım mı? Hı hı. Maalesef tespit edebildiğimiz bir şey yok. Aaron Feller ortaya çıkarsa biz size haber veririz. Ya Kandil'i bile BBG gibi izliyorduk. İstanbul'u mu izleyemiyoruz? İzleyemiyoruz demedim Memati. Adam ortada yok diyorum. Canın sağ olsun. Polat Alemdar'a geçmiş olsun dileklerimi iletin. BBG ne? Yok mu program? Biri bizi götürüyor. Burayı sadece üçümüz biliyoruz. Abdüley normal şartlar altında konuşmaz. Ama eline geçtiği adamlar konuşturmak için her yolu deneyecektir. Hı hı. Aaron Feller'e ulaşmanın bir yolunu biliyor musunuz? Kolay yolu beni vermek. Madem beni istiyor, alsın bakalım ne yapacakmış. Onu ver, bunu ver. Bu adamların talepleri bitmez ki. Memleketi toptan versek dahasını isterler. İçlerine soktuğumuz bir adam var. Nasıl oldu da böyle bir şey başarabildik? Adamımız uzun yıllardır kendisini gizleyebildi. Kim? Amerikalı bir subay. Ne karşılığında bizim için çalışıyor? Karşılıksız. Sen nasıl çalışıyorsun, o da senin gibi. Çocukluğundan itibaren kamufle edip aralarına soktuk. Başarıyla görevini yapmakta. Adamımız bize Feller'in yerini söylerse açığa çıkar. Feller'den öncelikli olan Abdüley ile eşini bulman. Feller'in elinden pazarlık şartlarını alalım, sonrasında adamımızı korumaya çalışırız. Tabii ki memnun olurum böyle bir yardım almaktan ama 30 yıllık emeğiniz harcanır. Şu anda bu ülke için en önemli olan senin harcanmaman. Bunun için gerekirse kendimi de feda ederim. Madem bu kadar önemliyim sizin için, neden Ebru ile evlenmemi istediniz? Biliyordunuz bana karşı kullanılacağını. Ebru ile evliliğin sayesinde nerelere geldiğimizin farkında mısın? Aaron Feller seninle bizzat muhatap oluyor. Seni öldürmeye çalışmak yerine arkanı öğrenmeye çalışıyorsa, bu Ebru'yla sağladığımız kamuflaj sayesindedir. Ebru hamile ve benim en yakın arkadaşımı vurdu. İkisi de, hatta üçü de hayatta mı bilmiyorum. Biz bir şey elde ettik ama Feller rüyasında bile göremeyeceğinden fazlasını elde etti.
bu ülke için, bu vatan için vazgeçmediğin bir şey kaldı mı? Vazgeçmediğim bir şey kalmadı. Ama dayanacak gücüm de kalmadı. İnancın. Eğer inancın varsa gücün de olacaktır. Fatih İstanbul'u almadan önce yanındaki sadrazamı İstanbul'u alabileceklerine inanmıyordu. Güçsüzdüler. Dirençleri kalmamıştı. Ama Fatih dedi ki, ya alırım ya ölürüm. Bu inanca karşı dayanabilecek ne bir sur var, ne bir kale, ne bir bayrak. İnancın var mı, yok mu? Var. Allah şahidimdir ki yerle gök birleşse arada kalmam. Ben yoluma, davama devam ederim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, ben hallederim. Bir süre buradan ayrılmamanı istiyorum. Başkanı yalnız bırakma. Hiç kimseyle iletişim halinde olma. Tabii ki. Eğer istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalırsan... Ne yapacağımı biliyorum. Hem başkanı hem kendimi öldürecek kadar zehir var. Teşekkür ederim. Bana inandığın için teşekkür ederim. Aklım burada kalmasın. Kesin Asu Hanım'la ilgili bir mesele Polat Bey'in canını sıktı. Acaba kızın uygunsuz bir ilişkisi mi var? Siz böyle geri planda kalırsanız tabii ki uygunsuz bir vaziyet doğar efendim. Ne biçim konuşuyorsunuz kardeşim? Dosdoğru konuşuyorum Tuncay Bey. Bir kadın bu kadar boş bırakılmaz. Mesela ben Endam Hanım'ı 2 gündür tanıyorum ama... Kendisine olan muhabbetim olgunlaşınca hemen meyvelerini kendisine takdim edeceğim. Korkmuyor musun kardeşim? Neden? Memati Bey'in seni dilim dilim doğramasından. İşin içinde bir imkansız yoksa ben ona niye aşk diyeyim? Ya beni gaza maza getirme kardeşim. Asu Hanım'ın belli ki bana bir alakası yok. Halt etmişsiniz siz onu. Ya ne biçim konuşuyorsun sen benimle Hüsnü Bey? Biz burada kurumsal iletişimden çıktık. Dostluk, arkadaşlık paylaşımındayız. Biliyorsunuz, dost acı söyler. Çekip kızı ne diyeceğim? Duygularınız neyse onu söyleyeceksiniz. Kardeşim ben Asu Hanım'a aşığım aşık.
Karşısına geçtiğim anda dilim tutulur, konuşamam. Lisansız kalmak en büyük lisandır. Kelimeler kifayetsizdir benim size hissettiklerim yanında dersiniz, olur biter. Vallahi şimdi burada olsa hemen söylerdim. Nereye götürdü Polat Bey acaba? Polat Bey'in bebeğiyle ilgilidir. Siz rahat olun. Durumu nasıl? Gücü az, dayanması zor. Biz öğreneceğimizi öğrenelim, ondan sonra dayanmıyorsa dayanmasın. Tamam, götürün. Usta, adam birine telefon açtığında 81 vilayette birden sinyal veriyorlarmış. Adam burada, burada diye. 81 parçaya da bölünse bulacağım Memati. Adam kendini ortaya çıkartmadıkça ne yapabiliriz ki? Abdüle ile Ebru'yu elinden alayım. Görürüz bakalım ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu. Bazı testler yapmam gerekiyor. Ne istiyorsanız yapın. Yeter ki bir an önce ayağa kaldırın. İskender Büyük bize lazım. Ne bu İrbağım? Gemi. İrbağım, ben bu gemiyi legende üzülecek yaşı geçtim. Bu senin geminin maketi. Bakma küçük durduğuna. Boğazı boydan boya kaplıyor. Biz gemi mi aldık İrbağım? Alacağız. Ben paramı nakit isterim. Paramı öyle kurdaya, böyle su üstünde batacak şeye yatırmam kardeş. Sen ben batarız, bu gemi batmaz. Bir kere işini doldurduk mu bunun? Bunun gibi 100 tane alırız. Dolduralım o zaman İrba. Dolduralım da bizim sermayemiz bunu doldurmaya yetmez. Ne değilsin yani? Ortak alalım diyorum. Ben ortak sevmeyeyim. Tek başımıza bize bunu yedirmezler. Biz de bize yedirtecekleri kadarını satarız İbrahim. Değil mi cevherim? Dayım ne diyse doğrusunu söyleyeyim.
Zaza, bu işi çok yapmak değil, büyük büyük yapıp riski azaltmak lazım. Ortak alacaklarımız güvenilir adamlar. Ben ortak sevmeyeyim değilsem sevmeyeyim. Cevher, söyle İbrahim'in arabasını hazırlasınlar. Gedi mi iş? Dayı, orada gerçeği var. Niye sırtını televizyona vermişsin? Oduna para verdik ama televizyonunki bedava. Dayı ısıtmıyor ki o. Ben de üşümüyüm ki. Kafam üşüyor. Kafam. Kafamı ısıtayım ha. Ne diyorsun bu gemi işine Cevher? Dayı ne diyeyim, herifi kovaladın gitti. Sen hiç kovanı bulan ayının bir yere gittiğini gördün mü? Dayı niye kovaladı İrbami? Niye kovaladın dayı? Geminin lüküs kamerasında kimler oturuyor onu merak edeyim. Ne? Ulan size kolay ölüm bile yok. Sana da yok Abdüley. Sana da yok. Ama bana bir hayat borçlusun. Borçlu kalmayı sevmem. Hemen ol. Hemen söyle, hemen alayım. İhtiyarların başı nerede? İşin uzun sürer artist. Alacağım 9 cam var. Tek bir laf yok. İstediğin kadar sor. Ölmediğine çok sevindim. Ama ölmek istediğini söylüyor efendim. Herkesin bunu isteme hakkı var tabii ki. Hastamızı çok yormayın. Kimyasal madde kullanın sorularınız için. Benim şimdi çıkmam lazım.
Burada mı oturuyormuş usta? Başkanın verdiği adres burası. Amerikalılar adamı içlerine nasıl almış usta? Mafya beni içine nasıl aldıysa. Vallahi helal olsun usta. Bu senin adamlar yaşlı maşlı ama az adam değillermiş. Türk devleti kendi sınırlarında küçük. Dünyadan buraya bakınca büyük devletimiz var. Niye bu böyle oluyor? Milletinden korkuyordu ondan. Niye? Kompleksten. Ne kompleksi? Küçüklük kompleksi. Memati, bir devlet 1000 sene boyunca buralara hükmetmişse, sen onu yıkmadan önce bu kompleksi aşılamaya başlarsın. Bu aşıda 300 senede tutar tabii ki. O zaman bu ihtiyarlar bu işe iyi direniyor usta. Eğer biz bu Lawrence'ın oyunlarını bozabilirsek daha fazlasını da başarabileceğiz. Bütün bunlar niye usta? Nasıl niye? Usta, karın adamını vurmuş. Sen gidip bir köşeye çökeceğine hala vatan millet diye uğraşıyorsun. Adamıma karımın babasını vurduranlar da onlar. Karıma adamımı vurduranlar da onlar. Ben bu oyunu görüp de çökecek adam değilim. Ya usta, hiç mi umutsuzluğa düşmüyorsun? Vallahi beni şişiriyorsun. Düşüyorum. Tabii ki düşüyorum. Ama düşmanlarımızın çokluğunu görünce, adamların davalarına olan sadakatini, azmini görünce düştüğüm umutsuzluktan utanıyorum. Elinoğlu bizi 700 bin metrekareye sıkıştırmış, orada bile bırakmıyor nefes alalım. Biz mi Elinoğlu'nu rahat bırakacağız ki bildiği gibi at koştursun? Ya cezaevine sığdıracağım onları 11 metrekare ya da mezara 2 metrekare. Bir santim fazlasını bile çok görürüm, çok. Örgüt büyük bir sevkiyat yapacak. Güzergah, uyuşturucu getirenler ve teslim alacak olanların detaylı listesi. Demek bizim sözümüzü dinlememekte kararlı bazı arkadaşlar var. Efendim, İbrahim Velit geldi. İçeri alın. Şeref Zazaoğlu teklifimizi kabul etti mi İbrahim Velit? Ben size etmeyeceğini söylemiştim. Ben ortak istemem diye tutturdu. Ortağının kim olacağını biliyor mu? Baştan yok deyince gerisini söylemedim. Bu adam pisliğin teki. Niye bulaştığınızı bir türlü anlamıyorum. Ben bulaşmıyorum Bedri. Sen bulaşıyorsun. Bir gün uyuşturucu işinin bedelini biri ödeyecek. İkinizden biri bu bedeli ödemeyi göze alıyor mu? Hayır. Bırakın bu bedeli, Zaza ödesin o zaman.
Ortaklık hediyesi olarak size örgütün uyuşturucusunu veriyorum. Zaza bunu reddetmeyecektir. Sen daha burada mısın? Biraz daha işim var Ömer baba. Gidecek yerim yok diyorsun yani evladım. En azından yapacak bir işim var. Onunla kendimi avutuyorum Ömer baba. Tek başına yoruluyorsun sen evladım. Sana bir çırak lazım. İstemem. Aman baba ya. Ben kendimi zor çekiyorum, başkasını hiç çekemem. Kendinle kavga etmektense ara sıra başkasıyla kavga etmek iyidir. İnsanı rahatlatır. Biri mi var yanıma çırak düşündüğün Ömer baba? Hüseyin efendi yok mu? Hangi Hüseyin efendi? Pazarcı. Onun torunu. Onların durumu iyi. Pazar dururken yanımda çıraklık yapmaz ki. Durmuyormuş pek tezgahın başında. Benim yanımda hiç durmaz. Durur. Çocuğa örgütçüler musallat olmuşlar. Hüseyin efendi de diyor ki sizin yanınızda kimse ayartamaz. En azından cesaret etmezler. Çocuğun örgütle mörgütle işi var mı? 14 yaşında çocuk evladım. Boyunca örgüt olsa ne olur? Hiç istemem Ömer baba. Şimdi gelecek burada ezberledikleri iki laf edecek, kafamı bozacak. Ondan sonra ben başlı başına bir örgüt olacağım. Öyle bir çocuk değil. Evladım, anası dedesi çaresizler. Biliyorsun babası öldü, yetim. Ortadan mı bırakalım yetimi? Ömer baba, oğlanı zehirlemişler. Sen diyorsun ki oğlanı temizle. Ben yemem o yetim yetim ayaklarını. Temizle işte evladım, ne var? Milletin televizyonunun, radyosunun tozunu pisliğini temizliyorsun. İnsanın temizlenmesinden mi acizleniyorsun? O senin işin. Ben televizyondan anlarım, sen insandan. Senin yanında olursa gözümün önünde olur. Tamam Ömer baba, gelsin. Nasılsa iki günde kaçar. Niye bu kadar seni de kendimi de darlandırıyorsam? Rahat ettin değil mi baba? El birliğiyle örgütü çökerttik. Bir militan kazanacaklardı. Onu da biz kendi saflarımıza çektik. Hak ve hakikate inanan, mutluluk ve huzur yoluna giden, sonsuzluk hissiyle donatılmış herkes, İnsanları iyiye, güzele, doğruya çağırmak, kötülüklerden de insanları engellemek mecburiyetindedir. Bu Allah tarafından her gerçek inanana verilmiş kutsal bir görevdir. Eğer sen deveye rehberlik etmezsen, fare hiç utanmaz, çekinmez, deveye rehber benim der ve kervanın önüne geçer. Baba, ne faresi ne devesi. Küçük bir fare, devenin yularını eline almış, kurula kurula, salına salına gidiyormuş. Fare kendi küçüklüğünü unutup içinden demiş. Meğer ben ne müthiş bir pehlivanmışım da, develeri peşimden sürüklermişim. Gide gide bir nehrin kenarına gelmişler. Nehrin kenarına gelen fare, kibrinin şaşkınlığıyla suyu görünce donup kalmış. Yol boyu farenin kibrine sesini çıkartmayan deve sormuş. Ey dağda ovada bana arkadaşlık eden, neden durakladın? Hani senin yiğitliğin? Hı? Yiğitçe sudan karşıya geç. Fare mahcup, arkadaş su çok büyük.
suda boğulurum diye korkuyorum. Ey kör fare demiş deve. Görmüyor musun su bir karış ne büyüyor. Fare çaresiz, mahcup. İtirafına devam etmiş. Ey hünerli deve. Nehir sana karınca gibi. Bize ejderha gibi. Deve merhamet etmiş. Demiş ki, öyleyse gurur ve kibre kapılıp bir daha asla terbiyesizlik yapma. Sana olan hoşgörü ve müsamaha seni şımartmasın. Allah kibirleri ve şımarıkları sevmez. Baba, fare kim, deve kim? Bu hikayede deve masum, iyi kalpli, olgun, vakur insanımız. Fare ise ihtiraslarıyla, menfaatleriyle, kibirleriyle onların önüne düşenler. İnsanımız edebinden bu farelere sesini çıkartmıyor. Bu fareleri kaç nehirdir, kaç deredir, kaç akarsudur sırtlarında geçiriyorlar. Elbet bir yerde sabırları taşacak. Fareleri ya suda boğacaklar ya da çiğneyip geçecekler. Bana diyeceğini al çocuğu karşına bunları söyle işte. Beni ne karıştırıyorsun Ömer Baba? Yok öyle ya ama. Hele senin yularını eline alıp seni biraz gezdirsin. Yorulduğun yerde ben imdadına yetişirim. Nedir durum doktor? Normal şartlar altında İskender Büyük'ün tedaviye cevap vermesi lazım. Neden cevap vermiyor? Belli ki iyileşmek istemiyor. Numara yapıyor olabilir mi? Olabilir. Onu ayağa kaldırmak istiyorsanız onu hayata döndürebilecek bir şey bulmalısınız. Beni görüyor musun? Buradakiler benim hayatımı kurtardığını söylüyorlar. Baba, sen iyi misin? Allah'ın cezası sana baba diyorum. Cevap versene. Gerizekalı konuşma. Ne zaman beni yanına alacaksın? Adam olduğun zaman. Nereye gitti şimdi bu? Baba kız birbirinize çok benziyorsunuz. Amerikalılar sizi yedi değil mi? Bu sandalyeden kalktığında biz onları yemiş olacağız. Niye? Kalkayım. Sana istediğin her şeyi gerçekleştirme fırsatı veriyoruz da ondan. Ben... Bu vaatlere
parmağımı bile kıpırdatmam. Bırak, bırak ayağa kalkmayı. Seni satan Amerikalılardan alacak bir intikamın yok mu? Sizden, sizden de alacak bir intikamım var. Bizden alacağın ne intikam varsa iste verelim. Benim kimseden alacak bir şeyim yok. Benim olanlar bana yeter. Sen uyurken girilmedik odan, açılmadık dosyan, deşifre olmayan adamın kalmadı. Ne çok uyumuşum. Madem açık konuştunuz, ben de açık konuşayım. Sınırsız para, sınırsız güç, sınırsız cephane ve sınırlı müdahale. Bir de asla ve asla Amerika'yla uzlaşmayacaksınız. Anlaşmayacaksınız. Kabul. Adamımız bu. Kısa kılıç sendeymiş. Almaya geldim. Kim gönderdi seni? Ölümsüzler. Benimle gel. Usta. Sen burada kal Memati. Tamam usta. Buyurun oturun. Abdüleyve işin için mi geldin? Mümkünse onlarla birlikte Feller'in de yerini öğrenmek için. Feller'in yerini söylersem açığa çıkarım. Eşinle Abdüley'in yerini bulabilecek miyim bir bakalım.
Kalıcı yerlerden birine götürmezler. Zaman zaman kullandıkları yerlere bakalım. Seni zor durumda bıraktığım için üzgünüm. Bugünler için buradayım. Ya açığa çıkarsan? Sen nasıl ölmemek için bu işe girmediysen, ben de girmedim. Sana nasıl yemin ettirdilerse, ben de yemin ettim. Şifre neden ölümsüzler biliyor musun? Neden? Bu vatan, bu millet için ölenler ölümsüzdür de ondan. Eski bir fabrika var. Ameliyat malzemeleri götürülmüş fabrikaya. Şu anda bir yoğunluk var. Ekstra bir güvenlik önlemi. Büyük ihtimalle oradalar. Kaç kişi, şu an nerede, fabrikanın krokisi ve adresini çıkış alıyorum. Seni şahsen tanımak çok güzel. Emin ol senden çok çekiniyorlar. İhtiyarların başı nerede? Bilmiyorum. Konuştu mu? Hayır efendim. Doktor biraz daha zorlarsak hafızasının silinebileceğini söylüyor. Ben onun milletinin hafızasını sildim. Onunkine mi acıyacağım? Dozu artırın. İstediğimi alın. Ben alışveriş için dışarı çıkıyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Bazı kitaplar var. Onları benim için alabilir misin? Tabii ki. İsimlerini yazayım. Yusuf Bey, operasyon için yardımına ihtiyacım var. Bitim hazırlar mısın? Adresi değil, buluşma noktasını vereceğim. Oradan birlikte gideceğiz. İhtiyarların başkanı nerede? Hangi doktor da? Doktor kim? Beni duyuyor musun? Doktor kim?
Polat için mi çalışıyor? Adın ne? Doktorun adı ne? Bana bu Asu'yu bul. Lira. Nakit mi, kredi kartı mı? Nakit. Özel adamlarımızdan oluşan bir tim hazırlayın. Operasyona gidecekler. Operasyon noktası belli mi efendim? Gittiğimizde öğreneceğiz. Emredersiniz. Dayı, İbrahim Meret Bedri Fincancı ile geldi. Oğlum, ben o Bedri hiç sevmeyeyim. Niye geli ki? Kovalayan mı dayı? Sinek midir ki kovalisin? Al içeri al. İrbağım, sen yokken ben epey düşündüm. Ne düşündün dayı? Sevmeyeyim. Ben bu ortaklığı hiç sevmeyeyim. Ben de sevmediğini söyleyince Bedri dedi ki, biz kim, Zaza dayıya ortak olmak kim? Öyle mi dedin Fincancı? Bizimki ortaklık değil, İş evliliği Zaza dayı. Ya ben evlilikten sevmeyeyim. Hediye de mi sevmiyorsun? Lokum terbiyeyim. Lokum mu geldiriz yoksa? Lokumdan bile tatlı. Nasıl bir şey ki öyle lokumdan tatlı? Bu geminin içini ben dolduracağım. Siz sadece kâra ortak olacaksınız. Hiçbir şey vermeyik. Hiçbir şey vermeyeceksiniz.
Bir gemi malı nereden bulursun fincancı? Katır üstüne bile gelmez o kadar mal. Örgütün malına çökeceğim. Ben örgüt işini de sevmeyeyim. Sen çökeceksin demedim. Ben çökeceğim. Sen yine de sevme. Zaza, bu iş ya senle olacak ya da seninle olacak. Tuttu mu gene ayın adın? Ha, tuttu. Cevherim, bunlara kim söylemiş ben hediyeye dayanamayım diye? Bütün Türkiye duymuş dayı. Doğru söylüyorsun Cevherim. Doğru. İçinde neyimiz var ki? Hadi, hayırlı uğurlu olsun. Güvenlik noktaları burası. İçeride de çok sayıda koruma var. İçeride iki rehinimiz var. Aaron Feller içeride mi değil mi bilmiyoruz. İçeri girmeye çalışırken açığa çıktığımız an Abdüley'i de Ebru'yu da öldürürler. Herkes susturuculu silah kullanacak. Karşı tarafın tek bir el bile ateş etmesine fırsat verilmeyecek. Bizden ölü, onlardan yaralı istemiyor. Erhan, biz içeri girdikten sonra dışarıdan bir tek kişi içeri girmeyecek. İçeriden de bizden başka kimse dışarı çıkmayacak. Evelallah, kimseyi ıskalamam abi. Hadi göreyim seni. Başkan nerede? Bilmiyorum. Başkan nerede? Bilmiyorum. Thank you.
şu tarafa bakın. Dışarı çıkar, arabaya götür. Emredersiniz efendim. Polis telsizlerinden anons kessinler. Terör örgütünün merkezi basıldı. Geniş çaplı operasyon yapılıyor diye. Hiçbir yerde Amerikalıların adı geçmeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Hadi. Efendim. Abdüley nerede? Gitti. Abdüley nerede? Gitti. Lan yaralı adam nereye gider? Götürdüler. Nereye? Yol kenarına atmaya.